Siz de beklerken belki bir şey izlemek istersiniz. Reis. Ayşegül. Balta. Allah kahretsin. Onlar da yakalanmış. Beyler. Şimdi şekilde işte haberiniz olsun. An itibariyle bitmiş durumdayız. Çözün lan beni! Çözün! Çözün lan! Akif! Ayşegül! Çözün lan! Akif, sakin ol! Sakin ol! Akif! Reis, bunlar bizimkiler! Maalesef. Evet Reis. Var mı bir dinleyen? Yok. Ben halimle memnunum. Hani çok dua falan ederdin ya. Bak fayda etmedi. Benim gibi duasız birinin eline düştü. Onun hikmetinden sual olunmaz. Gülün yanında dikeni de yaşatır. Ama hak sillesi diye bir şey vardır. Mühlet verse de ihmal etmez. Vakti saati gelince kız kıvrak ediverir senin gibileri. Ben seni anlamıyorum. Bunca zenginlik, bunca iktidar, güç dururken var mı yok mu belli olmayan bir şeye tapıyoruz. Birincisi ben tapınmam, kulluk ederim. İkincisi yok gibi görmek şaşılıktan kaynaklanır. Allah şiddeti zorundan gizlidir. Az gaflet perdesini aralayan Allah'ın olmadığı hiçbir şey olmadığını anlar. Gerçi derdini biliyorum ben senin. Söyle de ben de bileyim. Neymiş? Bu memleketi samimi, ehli iman, vicdan sahibi kişiler yönetmesinde isterse putperestler, ateşe tapanlar bile yönetse senin için evladır değil mi? Aynen. Elimde değil. Katlanamıyorum be aslan. Batıyor, batıyor. Bak seninki orada televizyonda. Hadi bir el salla. Hadi. Oy. Oy. Yıkadı ya lan. Helal olsun Ayşegül. Bir de benim için tükür. Tükür. Siz önden buyurun. Demek meşhur Aslan Çınar sensin ha? Nihayet tanıştık. Ben sizinle tanışmadım. Siz benimle tanıştınız. Tanıtın da bilelim. Ne gerek var? Zaten şurada bir iki dakika ömrüm kalmış. Kimin ne kadar ömrü var onu Allah bilir. Ya kusura bakmayın ama bir püsküvit falan yok mu? Midemin suyunu alsın. Lan oğlum bir kere de yeme lan. Bir kere de yeme lan. Ulan herif az sonra ölecek. Hala bisküvi diyor. Bisküvi diyor ya. Abi. Cins. Cins. Hakikaten bir delişik. Kardeşler. Güzel geyik yapıyorsunuz da. Nasıl çıkacağız buradan? Harbiden lan. Şşş. Sebo. Sen bir şekil yap hacı. Ha? Yaparız hacı.
yüzükte atom bombası var, patlatayım. Atom bombası olmaz oğlum. O zaman biz de ölürüz. Oğlum o zaman intihara girer lan. Allah saklasın. Allah saklasın. Allah korusun. Olmaz. Allah korusun. Ama ben şahsen Akif Emir'den umutluyum baba. Ne? Nasıl? Ben dilerim bacımdan, bacım ölür acından. Yapmayın ya, yapmayın ne olur. Hiç bakmayın bana, hiç. Takatim kalmadı. Gördüğünüz gibi siz benden Şehnaz'ı istediniz. Ben size hem Şehnaz'ı hem Aslan Çınar'ı getirdim. Üstelik yavrusu ve sürüsü de yanında. Lan bana bak, sen sürü diye kime diyorsun lan? Şşş. Oğlum, kendisi sürüsüyle yaşadığı için herkesi öyle bellemiş. Bakıyorum da bey amcalar, senin tasmanı tutan beyefendiler öyle mi? Kendisi bugünlerde Türk istihbaratının önemli bir görevine getirildi. Yani ekip birim başına. Uzun yıllar balıkçı gibi yaşadığına bakmayın. Her yere kendi adamlarını yermiş. Hem yurt içi hem yurt dışı. Adam yerleştirdi deyince hoş olmuyor Reşat. Sanki menfaat beklermişiz gibi. Hepsi de devletin resmi vazifelisidir. Her neyse. Güzel. Peki bizimle işbirliği yapacak mı? Elbette. Seve seve yapar. İyi mi Aslan Çınar? Reşat, hayatın boyunca komik olmayı başaramadın biliyor musun? Yine değilsin. Bak Aslan Çınar, sana bir teklifim var. Hiç ilgilenmiyorum. Daha söylemedim bile. İyi, düşün o kadar ilgilenmiyorum. Ben yine de sana ileteyim. Emrinde gizli çalışan vatanseverlerin listesini ver, sonra çık git buradan. Diyelim ki kabul etmedim. Evladını kaybetmiş bir baba benim gözlerimi çok yaşartır. İstemek bu kadar acı verirse başına gelince kim bilir nasıl olur. Sanırım tehdit etmeye çalışıyorsun sen. Ettim bile. Bunu bir kızıma danışmam lazım. Vay, tehdit ha? Şerefsiz. Şerefsiz Ayşegül öldürecek güya. Benim bildiğim Ayşegül seve seve ölüme gider. Reis de ağzını bile açmaz. Vay anasını. Sanki biz bilmiyoruz arkadaş. Ya birader, bu film sarmadı bizi be. Biz bunun sonunu biliyoruz biliyor musun? Öteki kanalda maç falan bir şey vardır. Onu açsana be. Durun durun. Ayşegül bir şey diyor. Evet Ayşegül. Beyefendiler cevabını merak ediyor. İki seçeneğin biri ölüm, biri ihanetse benim için seçim yok demektir. Sizin gibi köpeklere ispiyonlayacak arkadaşlarımız yok bizim. Babasının kızı. Hiç şaşırmadım. Cesaretini diyorsunuz sanırım. Hayır. Budalalığını. İnsanın şah damarından litrelerce kan geçer aslan.
şuraya küçük bir çizik atsam, 10 saniye içinde kızının vücudundaki kanın yarısından fazlası yere saçılır. Vallahi kendisini duydunuz. Kızımın bu konuda bir sıkıntısı yok. Sadece Ayşegül değil, diğerleri de ölecek. Onlar öleli çok oldu. Hadi kırma bizi. Anlat beyefendilerin istedikleri. Ben cevabımı verdim. Ekip! Duyuyor musunuz benden istediklerini? Duyuyoruz! Ölmek mi? Yoksa hain olarak yaşamak mı? Hain olarak! Sus! Ne oldu lan? Ne diyorsun oğlum sen? Ölmek reis! Ölmek! Hatlar karıştı! Hakkı helal et reis! Reisim! İsterlerse bizi diri diri toprağa gömsünler. İsterlerse ateşlerde yaksınlar. Onların bizi attığı ateş... bizim için gül bahçesi. Astur. O bakımdan reis! Reis! Gördünüz. Ölüm pek bizi korkutan bir şey değil. Başka seçenek varsa alalım.